geldiniz. Nasılsınız? Otantik bir... Bodrum Belediyesi desteğiyle yaklaşık 2 yıl önce kurulan Bodrum Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi Kadem bünyesinde bulunan ev hanımları her ayın ilk çarşamba günü olduğu gibi bugün de tezgahlarını açtılar. Kadem desteğiyle yaptıkları el ürünlerini değerlendiren kadınlardan kimi el örgüsü, kimi yaptığı yemeklerle, kimileri de seramik ve el ürünlerini Neyzen Tevfik Caddesi'nde açtıkları tezgahlarda satışa sundular. Kadınlar tezgahlarının başında bile 5 dakikalarını boş geçirmiyorlar. Tezgah başında el örgülerini öğrenenlerin yanında birbirinden motif öğrenenler de vardı. Bazı kadınlar evde pişirdikleri ürünleri satmaya çalışırken bazıları da yufkaları açıp açıp saç üzerinde gözleme pişirdiler. Kadem artık kendi bünyesinde Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi adı altında kooperatifleşmeyi de başardı. Bu yolda bütün yasal işlemlerini tamamlayan Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi bundan sonra sesini daha iyi duyurabilecek. İzlemeyi neli yapıyorsun? Patatesli, peynirli, ıspanaklı. Çok güzel. Peki. Gerence Taksi'den Tepecik Kafe'ye kadar olan bölgede pazar kuran kadınlardan Nilüfer Büyüksoy, kurulan pazarın Bodrum'a has ve Bodrum özellikleri taşıdığını belirterek, herkesin elinden ne gelirse onu yaptığını, bazılarının hobi olarak, bazılarınınsa para kazanmak için bu işi yaptığını söyledi. Nasıl vatandaşlarını gösteriyor mu? Tabii ki. Bodrum'a gelen mutlaka bu il sanatları, il pazarı konumunda olan şeyleri görmek istiyorlar. Bir güzel alışveriş de yapıyorlar. Tezgahının arkasında el örgüsü öğren Asiye Korkut, çocukluğundan beri el işi yaptığını belirterek şunları söyledi. El örgülerim hepsi kendi yaptığım el işlerim. Kaç yaşından beri örüyorsun abla? Çocukluğumdan beri. Artık bir karşılığını bulması için tezgah açtın herhalde. Evet, birikti birikti. Çocuklar da evlenince bunlar bana kaldı. Satmaya çıkarıyorum bakalım. Allah müşteri verirse satacağız. Öyle işte. Katkıda bulunmaya çalışıyorum. Tabii elimin emeğinin karşılığını almak istiyorum. Her ayın ilk çarşamba günü kurulan üreten kadınların pazarı ilgi görmeye devam ediyor.